TÜİK'in açıkladığı zamlara göre baktığımızda %168'de kağıt en yüksek zam oranı gören ham madde oldu. Buna bizim üretimimiz Denizli'de sektöre baktığımızda ambalaj yoğun bir sektör. Bu ambalajda kullandığımız ürünlere baktığımızda mikro kutu ambalaj kağıtlarında %290'a kadar bu zam oranı yükseliyor. Bunun nedenlerini inceleyecek olursak tabii bu devam edecek mi, etmeyecek mi onu bulmak için nedenlerin ortadan kalkması gerekiyor. Nedenlerini incelediğimizde ilk başta bir döviz dalgalanması bizi çok etkiledi. Neden? Çünkü bütün ürünlerimiz, neredeyse %80 ürünlerimiz gelen kağıtlar ithal ürünler. Geçen sene dolar 7.40'da başlayan dolar sene sonunda 13.40'ı gördü. Bu da bize gösteriyor ki %80'lik bölümü, %168'in %80'lik bölümü döviz dalgalanmasından kaynaklanıyor. Bu bizi çok yansıdı. Diğer nedenlerine baktığımızda pandemiyle gelen, süreçle gelen bozulmalar kağıt sektörünün diğer zam dalgalarını bize getirdi. Bunlara ne baktığımızda birincisi 2020 yılında pandemi başladığında herkes üretimi yavaşlattı. Bütün ülkeler kapandı. Bununla birlikte üretim yavaşladı. Fabrikalar bu sırada üretimini durdurdu. Daha sonra 2020 yılının sonlarında aşının gelmesiyle bir anda ticaret açıldı. Fabrikalarda yığılmalar başladı ve buna fabrikalar cevap veremedi. Arz talep dengesi bu sırada bir bozukluk yaşadı. Bununla beraber ham madde fiyatları çok yükseldi. Elektrikte büyük bir sorun var. Kağıt üretiminde ana malzeme kağıt hamuru ve elektrik su olduğundan kağıt hamurunda arz talep dalgasıyla çok büyük dalgalanmalar yaşandı. Elektrikte biliyorsunuz geçen haftalarda bir kesinti yaşadık. Kartonsan üretimi durdurduğunu açıkladı. Bir nol makinesini kapattı ki bu da onun %33 yani üçte birlik bir üretimine denk geliyor. Bu da geçen hafta daha geçtiğimiz hafta Cuma günü zamla beraber bize yansıdı tekrar.